mi yürümeliydi bu iş? Hayır, şimdi DEM Parti'nin söylediği somut adımlarınıza göre biz de kararımızı vereceğiz. Ve önem verdiği bir şey var. Aslında Selahattin Demirtaş'ı daha en baştan telaffuz ettiler gerçekte. Bu biraz atlanıyor. Barış sürecinden filan, işte Bahçeli'nin barış lafından sonra ilk grup toplantısında daha Erdoğan bu cumhurun elidir demeden konuşulduğunda, yani bu söylenenler doğru ise Selahattin Bey'in tahliyesinden başlanabilir türü bir açıklama geldi zaten. Şimdi yol temizliğinden bahsetmişti. Evet, onlar zaten aynı zamanda bunu hani ön şart sürmeyin deniyor. Onlar da biz ön şart değil, yol temizliğinden bahsediyoruz. Evet. Diyorlar, fakat şöyle bir mesele var aslında. Önce bir onu işaret edersek daha şey olur. Şimdi bir çözüm nasıl olur? Ben bunu bilmem. Gazeteciyim. Nasıl yapılmaya çalışıldı daha önce, şimdi ne yapılmaya çalışılıyor, ne hedefleniyor? Bunu bilebiliriz. Tamam. Çünkü hani biz gazeteci olarak ya şunlar yokken bu olmaz ya da olur demek, bu siyasetçilerin işi. Olan içinde ne oluyor? Ancak buna bakarak konuşabiliriz. Şimdi burada şöyle bir ilginç mesele çıkıyor ortaya. Bir yandan iktidarın ve Bahçeli'nin kendisi ve iktidarın bütün konuyla ilgili konuşan yetkili ağızları, bir çözüm süreci yok. Bir çözüm süreci olmayacak. Önceki gibi bir görüşme serisi, işte birçok aktörlü bir şey olmayacak falan deniyor. Bahçeli de bugün zaten bunu çok net bir şekilde söyledi. Fakat ille bir çözüm olması için şu kadar şeyin birden aniden ortaya konulması gerekir diye de bir şey yok. Evet. Doğası gereği bunun bir göremeyeceğimiz alanı var. Bunun en önemli kısmı neresi? İlk bölümde sorum olarak da sorulmuştu. Öcalan'la görüşülmüş müdür diye. Görüşülmemiş olması imkansız. Evet. Ki zaten görüşülüyor, bunu da biliyoruz. Sürekli ve düzenli olarak devletin çeşitli kurumlarının çeşitli personeli sürekli zaten bir diyalog içindeler. Siyasiler de buna belki de ekleniyor. Biz bunu bilmiyoruz ama bu oluyor. Bu olmadan zaten tekrar ileriye adım çıkmaz. Sonra çıkılan şey de nelerin evet eksik olduğuna bakacağız. Mesela işte ilk çıkışta Demliler'in söylediği bir şey vardı. Tecrit kalkmadığı sürece ne söyleseniz boş anlamına gelir. Evet. Şimdi tabii her şey çok hızlı ilerlediği için bunun etrafında çok dolaşılmadı. Çünkü Bahçeli zaten çok erken kaldırdı buradaki perdeyi. Tecriti şey yapmayı bırakın, meclisi telaffuz ederek. İşte İnanç hocamın ilk bölümde söylediği, hani ben inanmıyorum diyor. İnanmaması önemli değil. Ama benim için de önemli olan aynı şeyi o konuda düşünüyorum. Telaffuz edilmiş olması yeterli. Hı hı. O ölçekte bir mesele bu. Şimdi Demlilerin diyelim ki işte Umut Hakkı'ndan da bahsedildi, Öcalan'ın hitabından bahsedildi, tecritin kaldırılması an meselesi, böyle anlıyoruz. Evet. Öcalan konuştuğunda... Yarın mesela Erdoğan'dan böyle bir açıklama duyabiliriz. Benim için en kuvvetli ihtimal olan şey bu. Çünkü Bahçeli zaten icra kısımlarını oraya işaret ediyor. Zaten lafı da şartlı bir laf. Kaldırılırsa, kaldırılacaksa diye. Bunu kaldıracak kişi de o zaten. Bu bizim cumhurun elidir diyen de o olduğuna göre, yani Recep Tayyip Erdoğan olduğuna göre, büyük ihtimalle en önemli şeylerinden bir tanesi o. Şimdi burada hani bu gidişat bir yere gider mi diye sorulacaksa, evet, çeşitli koşullar eşliğinde gider. Mesela gitmesini sağlayabilecek en önemli koşullardan biri ana muhalefet partisinin tutumu. Parlamentoda ortak masa olduğu takdirde belli şeffaflık koşulları da öne sürüyor. Ama söylediğimizin dinleneceği koşuluyla destek olduğunu söylüyor. Şeyi de aynı tutumu alıyor. DEM Parti de aynı tutumu alıyor. Evet. Yani DEM Parti de bir samimiyet testi olarak görüyor ki samimiyet testi karşılıklı. Bahçeli de zaten laf zaten söylüyor daha ilk konuşmasından beri. Samimilerse eğer. Evet. Fakat öbür taraf için samimilerse eğer, işte Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararının uygulanması var mesela. Evet. Demirtaş'ı ve işte Gezi meselesini, ki Gezi'yi de zikrediyorlar, yani sadece bir Kürt meselesi değil, bir demokrasi meselesi ekseninde görüyorlar. Fakat şöyle bir şey, bir yanılsama olur. Mesela hiç demokratik bir ihtimal ya da demokratik bir açılım, demokratikleşme eğilimi gündeme gelmeden çözüm için işe yarayacak adımlar atılamaz demek doğru değil aslında. Çünkü güçle bağlantılı şeylerle, demokrasiyle bağlantılı şeyler arasında bir fark var. Yani Demirtaş, Osman Kavala'nın bırakılmasını bir ön şart olarak beklemek doğru değil. Hayır.
Mesela somutlaştırmak için söylüyorum. Şöyle, şimdi ben aynı zamanda bir hukukçuyum. Evet. Hukuken zaten bırakılmaları gerekiyor. Evet. Fakat bunların bırakılmamış olması belli bir başarıya ulaşabilecek, bir sonuç alabilecek bir sürecin işlemediği anlamına henüz gelmiyor. Anladım. Yani zamanlama ve usuller, yani kamuoyunu ve siyaseti ikna edecek ve katılımını sağlayabilecek usuller açısından böyle öncelikler gerçekte yok. Çünkü örneğin yarın öbür gün meclise gelmedi ama adadaki bir yayınla yapıldı, başka bir şekilde yapıldı, bir çağrı geldi, bu silah bırakmaya doğru gitti. En azından Türkiye içinde silah bırakma ki bunun Türkiye dışı boyutu şu anda askeri açıdan daha şey. Çünkü Türkiye içinde gerçekten biz PKK'nın askeri faaliyetlerini çok uzun süredir yaygın, yoğun biçimde görmüyoruz. Zaten yine İnanç Bey ilk bölümde söyledi. İktidarın bütün bu konuyla ilgili yetkililerin kendisi de hani içeride neredeyse bitti bu iş deniliyor. Ama hem Kandil'de yani Kürdistan Bölgesel Yönetimi içerisinde hem de Suriye'nin kuzeyinde işte ya da işte Rojava denilen bölge içerisinde bir varlık olarak var. Dolayısıyla hani söyledi, sonra işte 30 yıllıkların tahliyesine başladı. İşte bazı davalar yeniden görülmeye başladı. Yeniden görülen, ahimde bozulmuş, DGM'de verilmiş, yeniden görülen ve hala süren davalar var. Bunlar bitmeye başladı. Bazı diyelim, yani bunlar belli bir ritimle karşılıklı her adımın işte katılımcılar tarafından onaylanacağı şekilde yürüyüp gidebilir ve bu henüz geniş bir demokratikleşme ya da bir hukukun üstünlüğünün tam olarak oturması modeline gelmeden de siyasal bir noktaya ulaşılabilir. Anladım. Yani demek istediğim bunlar yok. O zaman bu iş bir aldatmaca demek şey. Şunu da belirteyim. Yine İnanç Bey'e atıfta bulunacağım. Peki bir şey bunun soracağım. Bunun sadece Türkiye'deki ilgili seçim ve anayasa değişikliğiyle ilgili olduğunu ben asla düşünmüyorum. Tamam, oraya geleceğim şimdi. Yani neden bu mesele Cumhur İttifakı tarafından gündeme getirildi? Yani söylediğiniz şeyi somutlaştırırsak mesela Demirtaş'ın, mesela Osman Kavala'nın, diğer Gezi tutuklularının serbest bırakılması, yani iktidarın işte bu baskı, hukuktan uzaklaşma, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulama, AİHM kararlarını uygulamama meselesi. Önce buna dair bir şey, bir iyi niyet, yani buradan vazgeçip politikayı buradan alıp şuraya taşıyacağına dair bize somut bir şey ortaya koysun. Bunu beklemek doğru değil. Çözüm sürecinin varacağı doğru yer açısından. Şöyle. Bu olmadan da çözüm süreci anda, yürüyebilir. Şu anda bu sürecin belli bir süre daha devam etmesi için bunların hiçbirine şu anda ihtiyaç yok. İhtiyaç. Ama şöyle, sözler ve kamuda etki yaratan eylem niteliğindeki sözler. Örneğin işte Öcalan'ın görüşme imkanını sağlıyorum dediğinde bu sonuç yaratan edim niteliğinde sözdü. Anladım. Sağlanırsa gelsin konuşsun henüz o aşamada değil. Peki mesela bu aşamaya gelmeleri onlar da işte karşı tarafın yani iktidarı kastediyorum. Karşı tarafın atacağı adımları görecekler mesela ve olumlu bir tutum olduğuna, oluştuğuna, birlikte işte mesafe alabileceklerine ikna oldukları vakit mi gündeme gelebilecek bir şey olur bu sizce? Şimdi anladığım kadarıyla hani çünkü hep aynı yere geliyoruz, pardon. Evet. Hani işte rejimin ruhu Erdoğan ve Bahçeli ikilisinin demokrasiyle, hukuk devletiyle olan ilişkisi, oradan uzaklaşmış olmaları. Yani buradaki tutum değişmeyecekse eğer en nihayetinde Türkiye'nin bu en kadim meselesini çözmek demokratik bir tutum ortaya koymayı gerektiriyor ya. Toplum bunu talep edecektir. En azından bunu desteklemeye meyyal olanlar bunu talep edecektir. Yani inandırıcılık sorunu yaratmaz mı böyle bir adımla başlamamak? Şöyle, başlangıç adımından çok etkinin nerede oluşmaya başladığına bakmak lazım. Şimdi başlangıç el sıkma, sonra söz. Söz, henüz söz. Evet. Bugüne kadar ama o kadar etkileyici sözler ki evet. Olumlu ya da olumsuz anlamda kimileri çok öfkelendi. Evet. Kimileri de acaba bir umut mu doğuyor sevinci içerisinde. Her halükarda çok şaşırtıcı gelişmeler. Bu arada Bahçeli'nin bugünkü sözleri içerisinde pratik bazı adımların da hiç uzak olmadığı çok açık bir şekilde vardı. Bah. Şu kalıp önemliydi. Aslında Bahçeli'nin konuşma biçimi son iki
grup toplantısındaki Türkiye'nin mevcut anayasasının tersi. Türkiye'nin mevcut anayasasında şöyle bir şey var ya. Evrensel prensip anlatılıyor. Sonra ama deniyor prensibi tamamen ortadan kaldıracak. Sözüm ona istisna ama prensipten daha güçlü bir istisna konuyor. Bu prensibi söyle ortadan kaldırın. Bahçeli tersinden gidiyor. Hani terörist başı diyor ama parlamentoda konuşsun diyor. Bu gazi meclis dediği yer aynı zamanda. Ve bunu DEM Parti'yi meşru muhatap olarak aynı zamanda kabul ediyor ki daha 1,5 ay önce maaşlarının kesilmesini, hapse atılmalarını, her şeyin kapatılmasını filan bunları tekrar etmeye gerek yok. Şimdi burada da mesela şöyle çok ilginç bir söz. Bu bir yanıyla ilginç değil yok. Bunu söyleyen çok insan oldu. Buna inanarak söyleyen siyasetçiler de oldu. Ya kardeşim terör var diye, teröristlerin bazı talepleri var diye terörist dediğimiz kişilerin atılabilecek demokratik, hukuki, insani adımları atmamak olmaz. Şimdi Bahçeli bugün bunu söylüyor. Yani bir yandan müzakere etmeyiz, hiçbir görüşme olmayacak, hiçbir şey olmayacak deniyor. Teslim olsunlar, kalıbı var ama aynı zamanda bu adımların atılacağına dair. Bunun içeriğinde bu var. Yine Diyarbakır annelerine gönderdiği atıfta da aslında dağda bulunan kişilerin topluma katılmasını sağlayacak bir aralığa işaret ediyor yine Bahçeli. Evet. Konuşmanın içerisinde Diyarbakır anneleri... Üçüncü hüküm. Evet, hükümler kısmı var. Şimdi Diyarbakır anneleri aslında vaktiyle HDP'yi iktidar bloku tarafından sıkıştırmak üzere düzenlenen bir sivil girişim gibi görünüyordu. Neydi işin özelliği? Çocukları dağdaki silahlı gruplara katılmış kişilerin işte anne babaları, aileleri, anneleri. Evet. Analar ağlamasın. Şimdi metaforu. Bu buluşma, bunu da söylüyor Bahçeli. Evet, Diyarbakır anneleri üzerinden söylüyor. Bu buluşma sağlanacaksa dediğinde pratikte ne demiş oluyor? Bunun analar gerçek... ağlamasın demiş oluyor. Yani yok. İki tarafında, iki hayır. Taraf için. Dağda şu anda bulunan, elinde silah var yok, hepsinin bilmiyoruz ama orada bulunması varsayımsal olarak vardır. Onun gelip annesiyle buluşmasının mümkün olduğunu söylüyor. Yani demek istediğim bu ifadesi ifadesel olarak iyi kurgulanmış. 2013-15 arasında özellikle Bahçeli'nin getirdiği eleştirileri denk düşecek şeyleri özenle ortadan yokmuş gibi yapan bir gidişatı var. Bu gidişat içinde bazı şeyleri erken... den görmek pek mümkün olmayabilir ki Demirtaş'ın bu ihtimale hazır olduğunu da Tuncel Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nın İstanbul'da gazetecilerle yediği akşam yemeğinde bizzat şahit oldum. Çünkü o yemekte işte Kobani davasını Erdoğan bir ön şart olarak koydu. Evet. Demirtaş'ın söylediği söz buna yönelik. Elbette öz eleştiri verecek olan ben değilim. Bizi hapiste tutanlar hukuksuz bir ceza olduğu filan vurgularını yaptıktan sonra ama selamete erecek bir süreç varsa hapiste olmuşuz, dışarıda olmuşuz fark etmez her türlü desteği veririz. Demek istediğim örneğin şu anda kendisinin bırakılmasını bir ön şart olarak beklemiyor. Beklemiyor. Selahattin Demirtaş mesela. Anladım. Dolayısıyla hani... Ve arkadaşlarına da bunu beklemeyin henüz diyor. Evet. Ya Öcalan'a tecrit kaldırıldı diyelim. İlk adım bu olması bekleniyor. Hemen herkes üzerine mutabık. Bahçeli bugün işi buraya oturttu getirdi. Tamam. Evet. Yarın Erdoğan grup toplantısında bunu açıklayabilir. Yani Öcalan'ın avukatlarıyla ya da ailesiyle görüşmesine izin verileceğine dair bir açıklama yapabilir. Ama hemen bunun peşinden işte Demirtaş'ın ne bileyim Osman Kavala'nın Figen Yüksekdağ'ın vesaire serbest bırakılmasına ilişkin bir beklenti içerisinde olmamak İsimler gerekiyor. Üzerinden değil de... Anladım. Kategorik gruplar üzerinden zamanlama olarak ben onu o kadar erken beklemiyorum. Anladım. Peki. Şimdi İnanç Uysal gelelim. Neden? Yani bu mesele nereden çıktı? Cumhur İttifakı buna neden ihtiyaç duyuyor? Siz ilk bölümde anlattınız. Dediniz ki bunun işte iktidarda kalma süresini, Erdoğan'ın yeniden seçilmesini sağlayacak bir anayasa değişikliğiyle vesaire bir ilgisi yok. Bu daha... Başka bir şey gibi görünüyor. Yani o da işte devlet iradesinin de içinde olduğu bir süreç gibi görünüyor. Peki